Herkese merhabalar. Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Umarım sizler de çok iyisinizdir. Bugün size aslında yine polikistik over sendromundan bahsetmek istiyorum. Karşıma çıkan ilginç bir makalenin üzerine bu videoyu çekmek istedim. Poliklinikte oturduğum zaman polikistik over sendromlu kişiler çok fazla görüyorum tabii. Hem tanısı hem tedavi süreci hem de çocuk istemiyle karşımıza gelen bu olguların hemen hemen yarısından çoğuna kilo vermeleri gerektiğini söylüyoruz. Ben size bugün son zamanlarda Haziran ayının başında hatta Mayıs ayının sonunda yayınlanan bir makaleden bahsetmek istiyorum. Bu makaleyi hemen buraya koyacağım göreceksiniz. Bu makalemizde biz İtalya'dan yapılan bir çalışma bu karşıma çıkan makale burada bu çalışmada polikistik overli hastalar araştırılıyor özellikle obez olan polikistik overli hastalar Efficacy of very low calorie ketogenic diet in obese e, PCOS a randomized control study e, başlıklı gerçekten güzel bir çalışma hem, hem randomize kontrollü bir çalışma olması açısından hem de e, obez polikistik over sendromlu hastalardaki ketogenik düşük çok düşük kalorili ketogenik diyetten bahsediyor. Hem e, beslenme uzmanı arkadaşlarımızı hem de gerçekten polikistik over sendromlu olguların ilgisini çekebilecek bir analiz ve makale. Bu makale aynı zamanda yakın zamanda e, Barcelona'da gerçekleşen bir bilimsel araştırmada yeni sınırlar e, sempozyumunda tartışıldı. Bu e, konu konuşuldu. Çünkü bu analiz özellikle yani e, bu e, ketojenik diyet hem diyabetik hastalarda hem ee, karaciğer hastalığında, özellikle e, yağlı karaciğer hastalığında hem de polikistik over sendromunda gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu, e, bu çok tartışılan bir konu. E, bu e, özellikle bu polikistik over sendromlu olguların biz genel popülasyonda %10'u etkileyen, yani her 10 kadından birini en az etkileyen kronik bir hastalık olduğunu biliyoruz. Hala tam olarak patofizyolojisini biz bilmiyoruz bunu ama şunu biliyoruz. Patofizyolojisinde bir insülin direnci var. İşte bu noktada beslenme uzmanlarının aslında ilgi alanına giriyor. İnsülin direncini kırmak endokrinolojik bir e, burada problem var. Endokrinoloji uzmanlarını da ilgilendiren. Tabii buna sekonder hem yağ dokuda bir problem var. Yani özellikle polikistik overli hastalara bakacak olursanız bunlarda göbek kısmında androjenik obeste dediğimiz göbek kısmında yağlanmayı görürüz. E, aşağı yukarı yarısında bu hastaların ve tabi androjen fazlalığı yani erkeklik hormonunun fazlalığıyla ilerleyen bir hastalık doğal olarak bu bu e, patofizyolojik durum e, bizde hem e, me, mevcut vücutta işte proinflamatuar stokinler, insülin direncini tetikleyen bir takım adip a, a, adipokinler, glukokortikoidler, e, steroidler, androjenler ve tabi oksidatif stres ile beraber bu hastalarda kronik bir problem, e, uzun vadede long termde kalp hastalıkları, diyabet, kanser gibi durumlarla karşılaşılabiliyor. Bu özellikle oksidatif stres e, haliyle polikistik over sendromu e, olmasa bile obez hastalarda daha fazla görülen bir tablo. Bu tablo da tabi bizim canımızı sıkan uzun vadede e, sıkıntılı bir tablo. Bu çalışmada ne yapılmış? Aslında bu çalışmanın amacı çok düşük kalorili ketojenik diyet ile standart düşük kalorili diyet etkilerini kontrol grubu olarak karşılaştırmışlar. Yani bir standart diyetle ketojenik diyetin etkisini aslında obez 30 kadın üzerinde değerlendiriliyor. Bu kadınların özellikle vücut ağırlıkları, işte bel çevreleri, adet döngüleri, özellikle yumurtlama fonksiyonları. Çünkü biliyorsunuz polikistik over olgularının yumurtlama fonksiyonu bozulmakta. 18-45 yaş arasında obez olan olgular iki, iki gruba ayrılıyor. Bir gruba 8 hafta boyunca ketojenik diyet, bir gruba 8 hafta boyunca düşük kalorili diyet veriliyor. Ve bunlar yaklaşık 4 ay boyunca izleniyor bu olgular. Ee, açıkçası sonuçların çok detayına girmek istemiyorum. Bu araştırmayı yapan İtalyan grubu Doktor Gambineri, özellikle bu az önce göstermiştim zaten ve yazar Pandurevic bunlar... Ee, bu çalışmayı tartışırlarken ve sonucunda özellikle ketojenik grupta e, tabi bu düşük kalorili ketojenik grupta e, vücut kitle indeksinin daha belirgin azaldığı bulunuyor. E, bir tarafta 12 kilo bir tarafta 5 kilo kadar ortalama söylüyorum bunu e, kayıp oluyor. Özellikle bel çevresinde ketojenik diyet yapanlarda daha belirgin bir e, kayıp oluyor. Ama burada bizim için daha önemli olan yani çalışmanın biz Sonuç kısmına baktığımızda tekrar okuyorum belki çalışmayı. Az önce de baktım yine geçen gün de okumuştum. Özellikle düşük kalorili ketojenik diyet alan grupta polikistik overli obez olgularda yumurtlama fonksiyonunun çok açık ara belirgin daha iyi düzeldiği söyleniyor. Tabii biz bu makale yeni yayınlandı. Açıkçası bu çok düşük bir hasta sayısıyla yapılmış bir araştırma olduğu için... Ee, hani %100 güvenilir bir veri olarak hemen günlük pratik hayatımıza sokmuyoruz ancak yine de e, özellikle çocuğu olmayan e, tüp bebek hastalarımızda ben e, açıkçası biraz bu çalışmadan sonra e, kendi diyetisyenimizle beraber biraz daha ketojenik diyet açısından özellikle başarısız olduğumuz olgularda ketojenik diyetin e, denenmesi ee, ne düşünüyorum bu çalışmadan sonra? Düşük kalorili diyetle yani hani biz hastalarımıza polikinte devamlı kilo verin kilo verin diyoruz ama bu kilo verme hastalarımız bunu tabi birazcık zorlanıyorlar ve önemsemiyorlar zaman zaman. İşte hocam ben kendi kendime diyet yapıyorum vesaire ama bu anlamda birazcık aslında ketojenik e, diyet denenebilir. E, ama tabii ki tekrar söylüyorum bu bahsettiğimiz çok düşük kalorili diyetler. Makaleyi az önce zaten koymuştum. İsteyen detayını alıp okuyabilir merak edenler. Özellikle beslenme uzmanı, diyetisyen arkadaşlarım için de söylüyorum. Denenebilir, sonuçlar gözlenebilir ama mutlaka bir uzman gözetiminde olması gerektiği kanısındayım. Fakat bu bilimsel araştırma güncel en yeni kanıta baktığımızda gerçekten polikistikover sendromunda kısa vadede, çok kısa sonuçlar açısından konuşabiliriz. Kısa vadede düşük kalorili diyetin, belirgin yumurtlama fonksiyonunda e, çok e, belirgin başarıya ulaştığını görebiliyoruz. Özellikle bir grupta %85 yumurtlama varken bir grupta %35 civarında çok anlamlı düzeyde bir fark olduğunu görüyoruz. E, bu nedenle obez olan polikistik over olgularında yağ kütlesini azaltmak, hiperandrojenimin androjenimi, yani e, fazla olmuş, e, fazla olan artan erkeklik hormonu testosteron ve androjen türevlerini ve yumurtlama fonksiyonunu düzeltmek için diyet mutlaka şart diyorum. Umarım bu video eee birleşinize yaramıştır. Umarım çok akademik olmamıştır. E, ama temel vermek istediğim mesajı e, verdiğimi düşünüyorum. Özetle e, kilo problemi varsa ve polikistik over sorunuz varsa ve buna bağlı semptomlarınız varsa bir beslenme uzmanıyla bu anlattığım konuyu tartışmanızı e, öneririm. Ona göre tedavi alternatifini ve yine kendi jinekoloğunuzla tartışmanızı tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna basarsanız çok sevinirim. Saygılar, sağlıklı günler diliyorum efendim.